Merhabalar dostlarım, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Wildcliff'te Seraphine isimli şampiyonu oynayacağım. Seraphine benim mainlemeyi sevdiğim bir karakter oldu kendisi. Bayağı fazla maç attım. Bir de zaten bu düşük derecelerden çıkabilmek için hızlıca maçlar oynadım ki size daha kaliteli videolar atabileyim. Şu an Altın Ligi'ndeyim. Altın 4'üm. Maçı kazanırsam Altın 3 Ligi'ne yükseleceğim. Yanımızda Vayne var ama Vayne henüz gelmedi. İnşallah gelir diye düşünüyorum. Karşımızda da Janna ile Jinx var. Seraphine hasarı gerçekten çok yüksek bir support. Hatta support kalmadığı zaman mid ya da solo koridorunda çok rahat oynayabiliyorum. Birinci yeteneği şöyle seçtiğiniz alana hasar veren bir ışık huzmesi oluyor diyeyim. İkinci yeteneği kalkan veriyor. Üçüncü yeteneği de düz bir alana yine bir ışık huzmesi yollayarak eğer rakibe denk gelirse yavaşlatıyor ya da yerine sabitliyor. Bu da pasifiyle alakalı bir durum. Seraphine iki yetenek kullandıktan sonra üçüncü yeteneğini güçlendirilmiş bir şekilde atıyor. İkişer tane atıyor. Burada hemen rakiple bir hasar takasına giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi mesela E yeteneği yavaşlattı. Eğer hani güçlendirilmiş şekilde atsaydım yerine de sabitleyecekti. Ultisi de bu arada tamam Vayne totem koymaya gitti oraya. Master Yi'yi gördük. Master Yi bize yakın. Dikkatli oynayacağız. Ultisi de düz bir alana sanki Ahri'nin böyle ayartan öpücüğünü atmışsın gibi denk gelen rakipleri size doğru çekiyor. Hasarı yüksek. Şöyle bir hasar takas etmeyi deneyeceğim. Ki zaten Vayne de devam etti. Janna'yı burada tutuştur. Atıyorum. Çok güzel. Skor bende kaldı. Tertemiz. Lane'e güzel başladık. Güzel. Orta koridorda da Ahri'yi kestiler. Ben ilk olarak 3. yeteneği fulliyorum. Sonrasında 1. yetenek. Sonrasında da zaten kalkanı fulliyorum. Şöyle takıma well play diyelim. Aslında bu oyunda en iyisi yazmakla hiç vakit kaybetmeyip direkt oyun oynamak. Ama arkadaşları da moralman teşvik etmiş olalım. Mümkün olduğunca minyonlara atmamaya çalışıyorum ki Vayne'in farmını etkilemeyeyim. Bu arada oynarken kayıt programını açtığım zaman birazcık kastığı için açıkçası bazen yetenekleri çok saçma bir şekilde kaçırıyorum. Ki derken ultiyi çok kötü kaçırdım. Tamamen benim hatam. Sanki Janna böyle oraya flash atacakmışçasına 10 metre önüne ultiyi kullandım. Umarım ultiyi bir sonrakinde gösterebilirim size. Rakipleri sürekli darlamaya çalışıyorum ki minyon alamasınlar, kasamasınlar. O başlangıçta yakaladığımız avantajı devamlı bir şekilde kullanabilirim. Zaten bu arada takımımız da iyi oynuyor. Şöyle takımımıza rakiplerin kaybolduğu bilgisini verelim diyecektim ki buradaymış. Karşıda Nasus var. Nasus'un late'i çok sıkıntılı. Yani sürekli güçlenmeye devam ettiği için gerçekten ciddi sıkıntılı bir rakip oluyor. Ama şu an için Nasus'u kastırmıyor gibi duruyor bizim top lane'imiz. Bu da Master Yi geldi. Buradan çok rahat bir şekilde çıkarız. Vayne belki W'yu da atmasaydı hatta Master Yi'yi belki keserdik. Ama gayet güzel, temiz bir şekilde önden buradan çıkıyoruz. Master Yi'nin gittiğini görüyorum. Burada hemen orta koridora bilgi veriyorum. Master Yi tekrardan bize doğru geliyor diyecektim ama yan piri kesiyor sanırım. Ki kesmiş. Adamların üzerine yürürken
her zaman için ben çift siteyi yapmış olmaya çalışıyorum ki adamlara yetenek kullandığım zaman, ki burada birazdan ultiyi kullanma durumu olabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Jinx bize geldi, bize doğru yürüdü. O sırada üçüncü yeteneği kullandım. Bu şekilde ben combo yapıyorum ama hızlı tepki verip flash'ta erken bir şekilde çıkmayı başardı. Mastery yine bizde. Şu an ejderi alıyoruz büyük ihtimalle. Aslında bu kadar öndeyken ejdere karşı bir müdahale yapmamız lazım ama umarım almıyordur diye düşünüyorum. Vayne de döndüğü için açıkçası ejderi kontrol etmeyeceğim. Seraphim derken ejderi aldılar. Neyse, çok sıkıntı değil. Çünkü zaten şu an ciddi anlamda öndeyiz. Seraphim dibine giren şampiyonlara karşı aşırı zayıf arkadaşlar. Ve yetenekleri cooldown'dayken çok etkisiz kalıyor. O yüzden Master Yi, ondan sonra Nasus benim için birazcık sıkıntılı bir karakterler. Bu da hızlıca itiyorum. Vayne'in itmesine yardımcı oluyorum. Master inşallah kasmaz ya. Aynı anda 3 skor birden verdik ama bakalım. Şöyle bir orta koridora doğru ilerleyelim. Alameti aldılar. Yapacak bir şey yok. Geri çıkıyoruz. Şu an yine ultim var. Wukong da bize doğru geliyor. Burada ben şöyle Vayne beni takip etmedi. İnşallah ölmem. Tek başımıza çıkardığımız hasarı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada Vayne takip etseydi, ki Wukong şu an sanırım o kill'i alacak. Çok güzel. Ulti'yi tutturduğumuz bir rakibe 3. yeteneği kullandığımız zaman çok ciddi anlamda hasar çıkartma potansiyelimiz var. Zaten bu karakteri çok sevmemin sebebi takım savaşlarının bir anda tersine çevrilmesi. Şu an bize doğru gelen herhangi bir şampiyon yok. Ahri orta koridorda görüyoruz. Zaten Master Yi de alt koridorda. Janna'yı bir daha kes bizimkiler. Böyle tertemiz. Jinx'i de aldı. Biz koridoru açıkçası birazcık yok ettik. Diğer koridorlarda çok kötü durumda değil diye düşünüyorum. Yani çok büyük konuşmak istemiyorum ama sanırım bu maçın sonunda 6-3 olacağız gibi. Benden oynamamı istediğiniz karakterler varsa arkadaşlar, yorumlara yazarsanız sizin için o karakterleri de çekerim. Bu karakteri şu an böyle çok öğretici olarak çektiğimi düşünmüyorum. Çünkü direkt oynayışa geçtim. Hani derseniz ya karakteri bizim için detaylı, bu arada konuşurken hatalı bir hareket yaptım. Burada Yampir yengeçle benim işim yoktu aslında. Master Yi'ye Yampir yengeci hediye ettim. Alt test dedim. Yapacak bir şey yok. Burada üstümde de 2500 gold var. Aslında geriye dönmem lazım. Burada ulti kaçtı. Tüh, yapacak bir şey yok. Yetenekleri tamamen failledikten sonra artık dönebilirim. Ki burada sanki hata yapıyor gibiyim. Burası tamamen benim kötü oynamam arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Keşke uzaklaşsaydılar. Yani Vayne de öldü.
birazcık trollüyoruz. Birazcık satıyoruz. Satmaya başladık gibi. Orada benim çok büyük hatam var. Ultiyi kaçırdım. Geri çık. Niye geri çıkmıyorsun? Üzerinde o kadar para var. Git parayı harca gel. Bu arada Nasus hasar almıyor. Nasus gerçekten bahsettiğim gibi bölüm sonu canavarı olmaya başlamış. Utanmasa gelip beni de kesecek burada. Jinx ultisi yiyebilirim. Derken az kalsın yiyordum. Neyse ki Vayne çarptı. Hemen buradan gidip çizmemi tamamlıyorum. Bekleme süresinde bana bir miktar azalma sağlayacak. Şöyle ultim geldiğini arkadaşlarıma söyleyeyim. Takım savaşında avantajlı bir durumdayız. Eğer güzel bir şekilde ultimi atabilirsem. Burada ejderi yine veriyoruz aslında. Ben yani verebildiğim kadar hasar vereyim. Ama ejderi verdik yani. Takım arkadaşlarımız burada birazcık geç kaldı diye düşünüyorum. Yani biz burada niye iki kişi kaldık? Bizimkiler geliyordu. Adamları güzel bir çerçevede yakalamıştık. Hiç anlamadım. Orayı hızlıca atlıyorum artık. Yani yapacak bir şey yok. Nasus dümdüz korkusuz bir şekilde üzerimize yürümeye başladı. Yani 9-1'den nasıl 16-15 geriye düşüp bütün ejderleri verip bu hale geldik çok çözemiyorum. Yani siz de pes etmeyin arkadaşlar. Karşı takım görüyorsunuz şu an oyunu kazanmaya çok yakınlar. Burada Ahri'yi yakalayabilir miyim diye bakıyorum. Bazen ulti iptal etmeye çalışıyorum. Çok saçma yerlerde atabiliyorum. Enerjiniz harikaydı. Hepinize teşekkür ederim. Şöyle atsam. Gördünüz mü arkadaşlar? 3 kişiyi birden yakaladım. Burada devam ediyorum. Kötü oldu. Orada Ahri, Jinx ve Nasus'u yakaladım. Güzel de hasar çıkarttık. Ama Nasus yani resmen canavar olmuş. Çok yapacak bir şey yok. Sonrasında takım neyse ki topladı. Vayne yavaş yavaş vurmaya başladı. Vayne gerçekten belli bir yerden sonra ciddi bir şekilde hasar çıkartıyor. Bence oyun sonu en güçlü nişancılardan bir tanesi ki burada Ahri'yle rahat bir şekilde kesmiş. Bizim Wukong bu arada sanırım platin mi bilmiyorum tam emin değilim ama şöyle ultimizin gelmesine kaç saniye kaldığını arkadaşlarımıza gösterelim. Bir tane totemde bu çalıyı atıyorum. Bu arada hala sesim tam olarak düzelmedi arkadaşlar. Kusura bakmayın ara ara çatallanıyor. Şimdi burada baron tipine ulti atıp barondan gelen hasarla rakipleri kesmeye çalışabilirim diye düşünüyorum. Şöyle çok güzel. Burada Master Yi'yi alıyoruz. İnşallah beni görmeden ben base atarım diye düşünüyorum burada. İkiye bir değişim oldu. Bizden Vayne öldü. Hasar potansiyelimiz büyük anlamda azaldı şu an. Ama onlarda da yine aynı şekilde Master Yi ile Jinx öldü. Şu an avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Ahri'yi yakalıyorum. W'nun kalkanıyla da çok rahat bir şekilde çıkıyorum buradan. Çok güzel. Ahri'yi aldı bizim arkadaşlar. Nasus sıkıştırıyorlar. Nasus'u inşallah alırlar.
yukarıdan cam barlarını takip ediyorum. Wukong ölmek üzere. Çıktı. Çok güzel. Biz sattık ama sağ olsun rakip takım da satıyor. Yani Nasus'un orada bize ölmesi çok saçma bir hareketti. Burada güçlendirilmiş W yeteneğini kullanıyorum. Sonrasında da hemen iki steğimi yapıyorum ki rakip gelecek olursa hasarını bırakabilirim. Seraphine Rabadon bittikten sonra çok ciddi anlamda hasar çıkartıyor. Rakip takım bence burada doğrusunu yaptı. Tam Alev Ejderine gidelim diyecekken Master'ı Alev Ejderine aradan çıkardı. Şu an 4'e 4'üz. Şöyle güzel bir ulti atıp çok güzel. Burada yeteneklerin cooldown'dayken girmek istemiyorum. Bu arada şu roket kenar kullanışına hala tamamlamında alışamadım. Nasıl burada tutuşturu atıyorum. Can çok fazla çekememesi için. Burada artık maçı bitiririz diye düşünüyorum. Çünkü Vayne ve kulelere ciddi anlamda hasar bırakan şampiyonlar. Karşıda bir tek cana kaldı. Rakip takım da sağ olsun sattı. Maçı kazanırız diye düşünüyorum. Master Yi döndü ama yetmeyecek. Burada maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Oynamamı istediğiniz şampiyonlar varsa yazarsanız onları da çekmeye çalışırım sizler için. Bu arada Seraph'in şampiyon skorum gayet iyi. Burada altın 3 alıyoruz. Bir de hasarları göstereyim size. Sonrasında videoyu sonlandıracağım. Şöyle arkadaşlara da bir like'ımızı atalım. Gördüğünüz gibi hasarda birinciyiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.